Reyhan sana gerçekleri dedi. Ama sen görmüyorsun. Ya abin onu odaya yolladığında bana nasıl baktığını gördün? Görmedin. Nasıl bakıyordu peki? Korkmuştu. Üzgündü. Zorla kapatıldı o konu. Asat inan bana böyle bir şey yok. Reyhan abimi severek, isteyerek kendi rızasıyla geldi. Madem dediklerin doğru. Bırak kendi söylesin. Ya söylerse? Sen demeyeceğine, söylemeyeceğine inanıyorsun ama... ...ya sana ben Miran'ı seviyorum derse? O zaman ne yapacaksın? Bunu öğrenmen tek yolu var. Ben Reyhan'la konuşturmam. Başka yolu yok. Konağa yine bir şekilde girerim. Reyhan'ın karşısına yine bir şekilde çıkarım. Ama ben de artık kimse zarar görsün istemiyorum. Son kez soruyorum. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Ne diyorsun? Olmaz Elif, görüşemem onunla. Hem Miran böyle bir şeye asla müsaade etmez ki. Sen kendin de gördün. Ben ona dedim, ben burada kendi isteğimle kalıyorum. Kimse beni mecbur etmiyor dedim zaten. Ama işte inanmıyor. Ya bunları yalnızken senin ağzından duyması gerekiyor. Senin bu evliliğin içinde zorla tutulduğunu düşünüyor. Yok yapamam Elif. Hem Miran... Miran abimle konuş. Azat'la görüşmek zorunda olduğunu anlat ona. Bu gerginliği bitirmenin tek yolunun bu olduğunu anlat. Yoksa daha kötü olaylar olacak. Azat gene bu konağa gelecek. Ya abim ölür ya Azat. Bunu durdurabilecek olan tek kişi sensin. Ne olur iyi düşün. Gel lan ana. Koş koş. Sana paketler var. Ne paketi? Peri padişahı Miran ağabeyim yapmış yine yapacağını. Gel de kendi gözlerinle gör. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.